Bu güzel pazartesi günü iyi bir hafta diliyorum. Cenab-ı Allah huzur içerisinde, sağlık içerisinde inşallah bu haftaları geçirmeyi bizlere nasip eylesin diye dua ve temenniyle buluyorum. Sağlık içerisinde denilince bir doktor olarak belediye başkanının kimliğini bir kenara bırakıp bir hatırlatmada da bulunmayı kendime görev sayıyorum. Adeta malumunuz gerek ülke genelinde gerekse özelde Kayseri'de vaka sayısında bir miktar artış söz konusu. Biz sizleri seviyoruz, şehrimizi seviyoruz. İnsan yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bundan 2,5 ay önce yaklaşık bu kazanımlarımız yoktu. Hepimiz hareket sınırlarından kaynaklı, ticari sınırlık, sosyal sınırlık, eğitim sınırlığı gibi maalesef konum ve durumlardaydık. Şimdi bir rahatlama oldu. Normalleşme sürecine doğru gidiyoruz. Ancak vaka sayısını da kontrol edemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu. Kayseri tabiriyle bir kıvışlama var. Öyleyse yapacağımız şey nedir? Ya hastalığı geçireceğiz, bağışıklık kazanacağız. Ya aşıyı yaptıracağız, bağışıklık kazanacağız. Hastalığı geçirme konusunda kimsenin bir sonraki adım hakkında görüş belirtme şansı yok. Az önce değerli başkanım söyledi. Esnaf odalarımızın kıymetli başkanı Ahmet Öğüç kardeşimiz Covid olmuş tekrar. Yani ben efendim bana bir şey olmaz, şuyum, buyum deme şansımız yok. Böyle bir risk hepimiz için söz konusu. Kendisine de acil şifalar diliyoruz. Ya da dedik aşı yaptıracağız. Aşı yaptıracağız ya, Kayseri tabiriyle elin kranı durmuyor. Sosyal medyada kulaklarımızı tırmalayan, kafamızı karıştıran maşallah dedikodu da eksik olmuyor. O zaman yapılacak şey nedir? Kulaklarımızı tıkamak, önümüze bakıp işimize bakmak, bilimin ışığında, bilim adamlarına ve sağlık çalışanlarımıza, fedakar sağlık çalışanlarımıza güvenerek aşımızı yaptırmak. 4. kez aşısını yaptırmış bir doktor başkan olarak şu anda bu ifadeleri kullanıyorum. Söyledikleriyle uygulamada bir olan anlayışı hayata geçme mantığı içerisinde ben bunları söylüyorum. O açıdan bu da işin esnafımızı koruma anlayışı içerisinde bir hasıl olarak parantez açtığımı hatırlatmak istiyorum. Malumunuz ahi evranımız Kırşehir'le anılır ama Kayseri'mizle anılmasının ya da bir başka şehrimizle anılmasının da hiçbir mahsuru yok. Çünkü artık o insanlığa mal olmuş bir değer. İsmi, değerleri birbiriyle buluşmuş. Kısaca herkes ne diyor? Eline, beline, dinine sahip ol diyor. Yani bu İslam'ın öğretisi. Bizler de elimizle, dilimizle ya da başka türlü bir şekliyle insanlara sıkıntı oluşturmama yönünde gayret göstermeliyiz diye hepimiz bunu söylüyoruz. Bu değerleri paylaşmalıyız. Bu değerleri zenginleştirmeliyiz. Tabii ki 13. yüzyıldan beri bir değer olan bu büyüğümüz UNESCO'nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıyla 2021 yılının Ahi Evran yılı olması, Hacı Bektaş-ı Veli yılı olması, Yunus Emre yılı olması hepimiz için birer zenginlik. Demek ki değerlerimiz artık ulusal değil, uluslar arası boyutta mesajlarını veren yaklaşımlar sergileyen büyüklerimiz. Böyle bir milletin asil evlatlarıyız. Onun için acizi Türk bayrağımızda, vatanımızda, milletimizde, devletimizde ve insanımızda her zaman övünüyoruz. Kayseri'ye de bir parantez açmak lazım. Makarru ulema, makarru evliya. Yani veliler ve alimler şehri olan Kayseri. İlmin, öğretinin olduğu. Öyle olunca da bu öğretileri bizim de yaymamız ve paylaşmamız en doğru olanıdır. Ahilik teşkilatındaki en önemli vasıf, olgu, iş ahlakı ve dürüstlük. Ne diyor Allah Resulü? Aldatan bizden değildir. Aldatmayı, insanları aldatmayı marifet sayan, marifetlik bir boyutun olmadığını hatırlatarak böyle bir özelliği olanlara uyarıyor. Diyor ki, sizinle bizim alakamız yok diyor. Çünkü siz karşınızdakini aldatıyorsunuz diyor. En büyük hile, hileyi terk etmektir.
O açıdan aldatan bizden değildir diyor. Biz peygamberimizin ümmetiyiz. Ahi evren yolunda giden, ahilik teşkilatının öğretisiyle bezenen esnaf kardeşler topluluyuz. Kültepe, Kanişkarum. Yabanlı pazarı diyor, İpek yolunun üzerinde ticaretin merkezi olan bir Kayseri. Tabletler çıkıyor, orada ne yazıyor? Ticari anlaşmalar var, sosyal içerikli anlaşmalar var, çekler var, senetler var vesaire. Şimdi böyle tarihin ticari olarak başlangıcını oluşturan çivi yazısıyla Asurlar döneminden beri ticaretle uğraşan bir şehirden söz ediyoruz. Şimdi sucuk pastırma mantığı açtık. UNESCO'nun kreatif şehirler dediği ulusal listeye giren gastronomide yol alan bir Kayseri'den söz ediyoruz. Bütün bu güzellikleri üst üstüne eklemeye devam ediyoruz. Müzemizin restorasyonunu söyledi. Varsa boyası cilası eksiği onu da yaparız. Aralık ayında inşallah Kayseri'mize yakışan, günümüzün koşullarına yakışan bir müze oluşturacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda Kültepe Müzesi diye bir müzemizi de oyma şekliyle ihanesini yaptık, yer teslimini yaptık, çalışma başladı. Oradan çıkan tabletleri Londra'dan, Amerika'dan, İstanbul'dan ve Ankara'dan tabletlerimize getirmek suretiyle şehrimizde sahipleneceğiz ve bunu da hayata geçireceğiz. Kayseri'yi müzeler şehri yapma yönünde gayret göstereceğiz.